Günaydın sevgili izleyenlerimiz. 30 Mart 2020 günlerden pazartesi. Böyle yarı güneşli, güzel bir Bursa sabahında. Hafta sonu biliyorsunuz ciddi yağmur yağdı. Durmaksızın gece gündüz sürekli yağmur vardı. Hava da serindi. Aslında çok da iyi oldu. Kimseler sokağa çıkamadı. Böylece evde kal çağrısına hava muhalefeti dolayısıyla uymuş oldu pek çok insan. Yine sokaklarda tek tük de olsa birileri vardı ama tabii ki markete gitmek, acil ihtiyaçları gidermek amacıyla sokağa çıkanlara diyecek sözümüz yok. Evet, sürekli evde kal çağrıları yapılıyor. Evet, evde kal. Güzel. Hakikaten hayat eve sığıyor. Yeter ki o evde keyif almayı bilirseniz eğer. Ama zorunluluklar, hani yasaklar her zaman karşılığı getirir ya. İnsana bir şeyi yasak dediğinizde inadına onu yapmak ister. Şimdi biz de onu yaşıyoruz. Evde kal dedikçe herkes sokağa daha fazla çıkmanın derdine düşüyor. O yüzden koronavirüs salgını ülkemizde de maalesef 131 can aldı dün itibariyle. Bugün Sağlık Bakanı akşam saatlerinde rakamı kaç olarak açıklayacak. Artık hep böyle gözümüz Sağlık Bakanı'nın atacağı tweette ya da bağlanacağı televizyon kanallarında. Dileğimiz daha az can kaybıyla ve daha az vakayla bu virüsten kurtulabilmek. Havaların ısınmasını bekliyoruz. Uzmanlar biliyorsunuz havalar ısınınca bu virüslerin öleceğini iddia ediyor bazıları. Bazıları da tam tersini söylüyor. Vallahi havalar ısınmadan biz de bu gerçeği yaşayacağız, göreceğiz. Eğer hava sıcaklığı bu virüsü öldürüyorsa vaka sayısı azalacaktır. Öldürmüyorsa devam edecektir. Malum tüm dünya bununla mücadele ediyor. Bugün itibariyle Rusya'da, Moskova'da sokağa çıkma yasağını ilan etmiş durumda. Ülkemizde hala bu gündeme gelmedi. İnsanlara kendi karantinanızı oluşturun çağrıları yapıyor hükümet yetkilileri. Ama sonuç itibariyle bu da çok fayda etmiyor. Bunu da yaşayarak hep beraber görüyoruz. İnsanlarımız işte bugün itibariyle hepimiz görevlerimizin, işimizin başındayız. Biz işimizin başındayız ama tabii işe gidemeyenler var, efendim görev alanlarında bulunamayanlar var. Kim onlar? Tabii ki eğitmenlerimiz, öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimiz şu anda tatil modundalar çünkü okula gitmeleri mümkün değil, okullar kapalı. Öğrencilerimiz de uzaktan eğitimle tanıştılar hayatlarında ilk kez ve bunun zorluklarını ciddi anlamda yaşıyorlar çünkü İlk kez karşılaşılan bir durum ve kim ne yapacağını, nasıl yapacağını çok bilemez durumda. Bu hafta biraz öyle sıkıntılı geçti. Umarım pazartesi bugün itibariyle biraz daha alışırlar ve o uzaktan eğitim sistemine adapte olurlar diyoruz. Tabii uzaktan eğitimin neler getireceği, ne olacağı ve bu eğitim öğretim yılının nasıl sonlanacağı şu anda muamma. Bunu süreç içerisinde göreceğiz ama benim fikrim okulların artık bu yıl itibariyle tatile girdiği görünüyor. Çünkü çok az bir zaman kalıyor. O saatten sonra da çocukları riske atmamak adına tatil süresinin uzatılacağı kanısındayım. Bu benim kişisel görüşüm. Evet efendim, biz de bugün eğitimi konuşalım dedik. Eğitimi konuşacağız. Tabii ki uzaktan eğitimi konuşacağız. Bu uzaktan eğitim nedir? Nasıl yaşanır? Çocuklarımız ne yaparlar? Öğretmenlerimiz ne durumdalar? Kimle konuşuyoruz? Tabii ki Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Sayın Özkan Rono'yla. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. Teşekkürler Aysin Hanım. Öncelikle başınız sağ olsun. Geçen hafta buluşacaktık sizinle. Kuzeninizi kaybettiniz. Evet, Allah rahmet eylesin diyelim kendisine çok buradan. Çok teşekkür ederiz. Sizlere de sabır sizler diliyoruz. Sizler sağ olun. Evet Sayın Başkan, nedir bu uzaktan eğitim? Evet, nedir bu uzaktan eğitim? Tabii çok olağanüstü günler yaşıyoruz. Maalesef. Küresel çapta bir salgın var. Tüm dünyanın ne yapacağını tam olarak bilmediği ama imkanlar ölçüsünde de kontrollü bir süreç yürütmeye çalıştığı bir dönemi geçiriyoruz. Bu küresel salgının Türkiye'de seyahat edeceği, etki edeceği belliydi zaten. Kaldı ki bu etkiyi biz de yaşıyoruz. Fakat bugün işte sizin sokağa çıkmayın çağrılarınız, elbette çok doğru çağrılar. Gönül ister ki toplumu sokaktan eve itecek, yani evde kal, evde kal, evet evde kal ama insanların da böylesine ölüm riski yaratan bir durumla göz göre göre karşıya kalmalarının bu riski canları pahasına, yaşamları pahasına, sağlıkları pahasına, hatta bulaştırma, yakınlarına bulaştırma pahasına böylesine bir riski almalarının altında yatan bir takım gerçekler var. Yaşamsal ihtiyaçları var. Bu yaşamsal ihtiyaçlarını gidermek üzere bu riski almak zorunda kalıyorlar. Evde kaldan ziyade
ülkeyi yönetenlerin insanların bu gereksinimlerini karşılayacak garantileri vermesi gerekiyor. Yani evet, sokağa çıktığınızda sokakta bulunan, mecburen zorunlu şartlar altında sokakta bulunan, işe gitmek zorunda kalan, çalışmak zorunda olan insanlara sorduğunuzda onlar da böyle bir riski aldıklarının farkındalar. Evet, bir risk var, yaşamsal bir risk yaratıyor, bir ölüm tehdidiyle karşı karşıyayım fakat çalışmak zorundayım. Maalesef. Buna dair çokça röportajda izlemişizdir sosyal medya ağlarında. O nedenle bu salgının en hafif haliyle atlatılabilmesi için olması gereken en temel şey, bize göre de hemen derhal sokak kısıtlaması getirilmesi gerekir. Ama tabii sokak kısıtlaması getirmenin de arka planında bir takım tedbirleri almak gerekir. O da biraz önce işaret ettiğimiz insanlara evde kaldıkları sürece onların temel gereksinimlerini karşılayacak bir devlet garantisi gerekiyor. Tabii şu an mesela berber düşünün. Evet. Günlük yevmiyesi var, günlük kazancı var. Onunla evini, dükkanını idame ettiriyor. Du. Şu an bir kapalı. Haftadır kapalı. Ne yapacak kadar kapalı bu insanlar? Kalacağı da belli, belli değil. Ne kadar kapalı kalacağı belli değil. Önlerini göremiyorlar. Küçük esnafın çalıştırdığı personelin ücretini ödeme, kirası, ya da kirasını ödeme, sosyal güvenlik suyu, primlerini ödeme, hadi vergiler ötelendi. Ama ötelendi sadece. Tabii, bir süre ödenecek. Sonra daha büyük bir yük olarak karşısına geçecek. Doğru. Sanayicinin de böyle bir kaygısı var. Kapattığım zaman çalışanların ücretini ödemek zorunda kalacaksam eğer, hı-hı, o zaman üretmeye devam etmek zorundayım kaygısı var. Tabii bunu besleyen alt sektörler var. Yani bunu besleyen alt sektörler de hep birlikte bir zincirin halkası oldukları için hiçbiri kopmuyor yani sistemin işlemesi için. Hı-hı. O nedenle devleti yönetenlerin bu sistemin tamamen durması için ciddi adımlar atması lazım. Bunun da tek yolu yurttaşlara bu ortaya çıkacak olan mağduriyetleri devlet olarak karşılama garantisi vermektir. Doğru. Ancak bu koşullarda insanlar evlerine gidebilirler, gitmek zorunda kalırlar. Eminim ki böylesine bir riskte insanlar çok da keyifle sokakta değillerdir. Zorunlu olmadıkça yani çıkmak istemiyorlardır, istemeyeceklerdir. Ve tabii zorunlu olarak çalışan, kamusal hizmet veren alanlar var. Mesela sağlıkçılarımız, çalışmak zorundalar. Başta onlar olmak üzere çok ciddi bir kamusal görevi yürütüyorlar şu anda. Yine evet, yerel kendilerine yönetimler... Kendilerine gerçekten minnet borçluyuz. Evet, gerçekten öyle. Bunun yanında yerel yönetimler, özellikle evden çıkış kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak zorundalar. Güvenlik görevlileri yine çalışmak durumundalar. Yine toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak durumunda kalan sektörler var. Fırını var, manavı var, bakkalı, marketi, eczanesi. Yine bu alanlarda zorunlu çalışmalar var. Çok önemli bir toplumsal görev yürütüyorlar. Çok teşekkür ederiz bu anlamda kendilerine. Kesinlikle. De. Özellikle sağlık çalışanlarının büyük bir riski var ki hala yakın dönemde sağlık çalışanlarının, hekimlerin örgütlü oldukları sendikalar, yine dernekler sık sık yeterli ekipman olmadığı, güvenlik ekipmanı olmadığı konusunda da çağrılar yapıyorlar. Bu ekipmanların da bir an önce ihtiyacı giderecek kadar toparlanması ve karşılanması gerekiyor. Aksi halde doktorlar salgını önleyenler değil, neredeyse salgını yayanlar konumuna gelebilirler. Çünkü çok fazla, evet, kişiyle temas ediyorlar. Öyle. Gerekli ekipmanları, önleyici ekipmanı, koruyucu ekipmanları olmadığı için ve test de yaptıramıyorlar. Biliyorsunuz bugün Türkiye'de çok ciddi bir test tartışması var. COVID-19 test tartışması var. Ancak belirli, yani hastalığın belirtisi gözle görülebilir, çok bariz belirtileri ortaya çıktıktan sonra zorunlu olarak test yaptırılabiliyor. Oysa ki toplumun tamamına, hele ki bu hastalıkla ön cephede savaşan sağlık çalışanları başta olmak üzere sokakta olmak, çalışmak zorunda olan, kamusal ihtiyaçları gidermek zorunda olanlar başta olmak üzere toplumdaki her bireye test uygulaması mutlaka yapılmalı. Mutlaka yapılmalı, ancak salgın, yayılım, bulaşım bu şekilde önlenebilir diye öngörüyoruz. Tabii. Öyle de tabii sağlık çalışanlarına şiddetin de önüne geçilmeli. Yine bir ambulansı saldırı oldu biliyorsunuz. Oradaki, evet, görevliler hakikaten zor duruma düşürüldüler. Neyse ki o saldırganlar tutuklandılar. Böyle artık bir günde bile hala. Hala. Şu an toplum, hatta bütün dünya gözlerini yalnızca sağlık çalışanlarına dikmiş durumda. Evet. Sadece iki noktaya odaklı durumdayız. Sağlık çalışanlarının bu süreçteki tedavileri olumlu sonuç veriyor mu? Bir. İkincisi, bilimsel araştırmalar
COVID-19 virüsüne bir çözüm bulmak için, çare bulmak için somut bir adım atabildiler mi? Herhangi bir yere ulaşabildiler mi noktasından bakıyoruz. Şu an hepimiz hep birlikte. Öyle. Gözümüz kulağımız oralarda. Buna kilitlenmiş durumdayız. Evet. Mecburen. Bilime odaklanmış durumdayız. Öyle. Tabii yaşamın gerçeği olan şey bilim. Ülkemizde de öyle. Maalesef bilim alanında çok ciddi zafiyetler yaşanıyor. Ta üniversitelerden tutun. Üniversitelerdeki bilimsel araştırmalara, yine üniversitedeki akademik kadroların yapılanmasına, akademik basamaklarda, kariyer basamaklarında yer değiştirme, yükselmelerdeki objektiflik, subjektiflik kavramına kadar birçok alanda, hatta oradan tutun, okullara gelin, eğitime doğru girelim yavaş yavaş isterseniz. Lisede, ortaokulda, ilkokulda, okul öncesi eğitimde eğitimin bilimselliği tartışmalarına varıncaya kadar Türkiye'de ciddi bir bilimsellik tartışması vardı zaten. Kaldı ki bugün böylesine bir süreci yönetebilmek için de ihtiyaç duyulan şey ne oldu? Bilimsel akıl oldu. Kesinlikle. Önce Sağlık Bakanlığı'nda bu konuyla ilgili bir bilim kurulu oluşturuldu. Demek ki yaşamı sağlıklı yönetebilmenin en temel koşulu bilime başvurmaktır. Akıldan ve bilimden uzaklaşmış toplumlar sağlıklarını da koruyamazlar, güvenliklerini de koruyamazlar. Kesinlikle. Bugün verilen sayılar var. Elbette ki ülke yönetenlerin verdikleri sayılara itibar etmek istiyoruz. O sayılar, bu rakamlar, hangi oranlar, yayılım oranı, yayılım hızı gibi rakamlara inanmak istiyoruz. Bugün itibariyle bile, yani dün açıklanmış olan sonuçlar itibariyle bile gerçekten dehşete düşürücü bir bulaşıcılık ve ölüm sayısı var. Önümüzdeki günlerde hepimiz, hep birlikte, bütün dünya tabii bu sayının düşmesini umut ediyoruz ama alınmayan tedbirler, işte sizin de açılışta işaret ettiğiniz gibi alınmayan tedbirler maalesef hepimizi giderek kaygılandırıyor daha fazla. Tabii bu süreçte alınan tedbirler kapsamında en önemli adım bizce çok gerekliydi. Bir an önce hayata geçmeliydi. Okulların kapatılmasıydı. Yani örgün eğitime ara verilmesi olarak ifade etti bakanlık bunu. Doğru bir adımdı. Çünkü virüsün bulaştırıcılığı toplu alanlarda daha hızlı olacağı için toplu alanlar olan okulların kapatılması doğru bir karardı. Fakat gelin görün ki adına uzaktan eğitim dedikleri, doğrusu bu ismi de isabetli bulmuyoruz. Yani uzaktan eğitim olmaz. Eğitim birebir olur. Eğitim doğrudan etkileşimli olur. Eğitim tek taraflı birisinin televizyon karşısına geçip bir şeyler anlatması şeklinde olmaz. Etkileşimli, göz teması kurarak, kimi zaman fiziksel temas kurarak, karşıdan dönüt alarak, tabii, soru sormasını sağlayarak. Evet, etkileşimli bir süreç olmalı. Bu uzaktan öğretim süreci olarak adlandırılabilir ama gelin görün ki biz bakanlığın bu sürece çok hazırlıksız yakalandığını gördük. Sürecin öncesinde ilk hafta bir ara tatili geriye aldık, bir haftalık tatil yapacaksınız dedikleri süreç aslında bir zaman kazanmaymış. Hazırlıkları yapmak üzere zaman kazanmaymış. Çünkü bizim gördüğümüz bakanlık eğitime ara verildiği kararı çıktığı günden itibaren ancak hazırlıklara başlayabildi. Aysan Hanım, hepimiz biliyoruz ki bu COVID-19 virüsü Çin'de Aralık ayında çıktı. Aralık sonunda bütün dünya duymaya başladı artık. Bilinmeyen bir virüs olduğunu, bulaşıcılığının çok hızlı olduğunu, insanları öldürdüğünü, ölümle sonuçlandığını ve yayılımını durdurmak için Çin'in olağanüstü önlemler aldığını, işte Wuhan şehrini, eyaletini daha doğrusu izole ettiğini ve çok ciddi önlemler alarak işte halkı evine kapattığı, sokağa çıkma yasakları uyguladığı gibi bir takım önlemler. Sonra dünya yayıldıkça, Ocak ayında, Şubat ayında yine yayılımı, dünya yayılımı hızlandığında bu salgınla karşılaşan bütün ülkeler öyle ya da böyle geç ya da erken, işte geç sokağa çıkma yasağı ilan eden ülkelerden birisi İtalya, görüyoruz. İngiltere. Bunun sonucunu İngiltere görüyoruz. Bunun sonucunu, bu hastalığı çok ağır kayıplarla ve çok yoğun bir bulaşı rakamlarıyla, yani çok yüksek rakamlarla karşılıyorlar maalesef. Eninde sonunda ama sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor bu hastalıkta. Ve okulları da kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Bunu bakanlığın çok önceden öngörmesi gerekirdi aslında.
öngörmesi ve hazırlıklarını yapması gerekirdi ama bizim gördüğümüz bakanlık bunu yapmadı. Geç mi kaldı okulları kapatmak? Çok geç kaldı, evet. Yani şöyle, okulları kapatmak için geç kaldı diyemeyiz. Doğrusu çünkü hükümet yetkililerinin bize verdikleri, kamuoyuna verdikleri bilgi ilk vakanın 11 Mart tarihinde tespit edildiğiydi. Hemen birkaç gün içinde okullar kapatıldı. Fakat bakanlık okulları kapatabileceği bir riskle karşı karşıya olduğunu günler öncesinden görüp hazırlıklara başlamış olmalıydı. Hatta aylar öncesinden, yaklaşık 2,5 ay önce ortaya çıkmış küresel bir tehdide 2,5 ay boyunca bize gelirse ne yaparızı en azından düşünmüş, adımların yaklaştığını gördüğünde de hazırlıklar için adım atmış olmalıydı. Fakat böyle olmadı. Yani Sayın Bakan birçok TV kanalında işte uzaktan eğitimle ilgili tüm hazırlıkları yaptığını ifade etti. Yani hiçbir aksaklık olmayacak diye bir güvence verdi herkese. Ama dakika bir gol bir ilk gün oldu daha. İlk gün büyük bir skandalla karşılaştık. Yani hatırlayın işte o ortak yayınlarda Adnan Menderes'in idamı görüntülendi. Nasıl bir şeydir o ya çocuklara? Evet. Ve bu sunu aslında EBA'da daha önce hazırlanmış ve orada erişim yapan öğrencilerin aslında bilerek ya da bilmeyerek ulaşabilecekleri bir içerik olduğu ortaya çıktı. Ve buna benzer birçok içerik var EBA'da. Bir takım tarikat ve cemaatlerin kurduğu, vakıf adı altında kurdukları yapıların, biliyorsunuz uzun yıllardır bunun tartışmasını yapıyoruz, değerler eğitimi adı altında okullara girmek için buldukları bir kurnazca yöntemleri var. Bu değerler eğitimi adı altında birçok sunuyu, belgeyi, kısa filmi EBA'ya yükleme yetkilerinin olduğunu, öğrencilerin de bunlara erişimlerinin olduğunu biliyoruz. Yani tabii Sayın Bakan bir özür metni yayınladı bununla ilgili. Aslında tam olarak özür değil de işte kamuoyunun biraz oluşan tepkisini yatıştırmak üzere bir metindi diyelim. Orada zaten tüm hazırlıkları bir haftada yaptığını itiraf ediyor. Yani biz çalıştık, çabaladık bir haftada. 3 televizyon kanalı kurduk. Evet. Derken zaten bunu itiraf etmiş oluyor. İtiraf oldu, evet. Bir taraftan da çok güvendiği ekibine bir sistemde bulundu. İşte çok güvendiğimiz için denetleme ihtiyacı hissetmediğimiz ekibimizden böyle bir aksaklıkla karşılaştık. Demek ki çok güvenmemek gerekiyormuş. Derken ama bakan yıllardır güveniyor. Yani bu bugünkü bir durum değil. Kamuoyu çok şaşırdı. Böyle bir içerik mi olur? Var ama evet, yani biz yıllardır eğitimci olarak her yıl ders kitaplarını eğitim öğretim başladığında başladığı haftalarda, günlerde ders kitaplarını alır, inceler, araştırır. Bu şekilde siyasi mesajlar içeren, yine siyasi ya da inançsal öğelerle öğrencilerin bilinçaltına yerleştirilmek istenen bir takım alt mesajları, görsel mesajları, okuma metinlerindeki, çalışma sayfalarındaki mesajları, bilişsel mesajları zaten derleyip toplayıp rapor olarak kamuoyuna sunuyorduk. Yani bakanın bu işaret ettiği ekip yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı'nda yuvalanmış bir ekip. İşte ders kitaplarına siyasi figürleri, siyasi mesajları nasıl yerleştiririz, EBA'daki içerikleri nasıl siyasallaştırırız derdindeler. Ama tabii bizim de şaşırdığımız, yani buraya kadar olan kısmına biz şaşırmadık. Çünkü yıllardır varlıklarını biliyoruz ve takip ediyoruz. Bizim de şaşırdığımız, böylesine yaşamsal riskin, insanların hayatta kalma tehdidiyle karşı karşıya kaldıkları bir dönemde hala bu kaygıyı duyuyor olmaları, bu kaygının birincil kaygıları olması noktası da bizi şaşırttı. Yani bizi şaşırtan kısmı burası. Ya tam olarak koyun can derdinde, kasap et derdinde. Maalesef. Tam olarak onu bu. Gördük. Bu krizi nasıl siyasi bir fırsata çeviririz havası. Yani olan tam olarak bu. Fırsatçılık şimdi, sadece ekonomide değil. Değil. Değil, evet. Değil yani. Eğitimde de bakanlık kadrolarında maalesef yıllardır yuvalanmış, Sayın Bakan'ın da çok güvendiğini itiraf ettiği ve onu böyle bir dönemde tartışmaya açtıkları için de sitem ettiği o ekip yıllardır bu çalışmayı yürütüyor ve o kadar pervasızca yürütüyor ki bugün bu krizi bile bir fırsata çevirip çocukların zihnine bir şeyleri empoze edebiliriz, dönüştürebiliriz. Çünkü herkes televizyon karşısında olacak. Veliler de bunu takip edecekler. Çocukların eğitim süreçleri aksamasın diye her veli öğrencisinin EBA TV'nin yayın saatinde televizyon başına geçmesini sağlayacak. Anne babalar da olacak. Hazır böyle toplu bir şekilde milyonlarca insan televizyon ekranı başındayken bu mesajlarımızı da verelim ve böyle bir çalışmayı da yürütmeye devam edelim kaygısı taşıdılar. Anladığımız bu. Bizim öğrendiğimiz bu. Ders aralarında ilahiler. Adnan Menderes'in idamı falan. Evet. Evet.
Dolayısıyla gördüğümüz iyi hazırlanmamış bir süreçti. Bakan da itiraf ediyor. Bu süreci henüz daha yeni olduğu için düzelte düzelte gideceğiz. Eksikleri gidere gidere gideceğiz dediği. Sadece biz görmüyoruz eksikleri. Sayın Bakan da, Milli Eğitim'deki bürokratlar da, kadrolar da, üniversitelerdeki eğitimle ilgili bölümlerdeki akademisyenler de, bu işin saha uygulayıcısı öğretmenler de, hatta ekranları başındaki veliler ve öğrenciler de sistemin ciddi eksiklikleri olduğunu çok iyi biliyor. Bir kere program eksiği var. Yani bir bakın Aysun Hanım, çocukların öğrenmesi için mutlaka televizyon şart değil. Yani öğrenme yalnızca okulla sınırlı bir durumdur diyemeyiz. Hı hı. Öğrenme hepimiz için yaşamın her anında, bu şu an bile devam eden, her yaşta, her yaş aralığında devam eden bir süreçtir. Ama yani çocuk okul olmadan bir şey öğrenemez mi? Tabii ki öğrenir. Ama doğru öğrenir mi? Öğrenmesi evet. gerekenleri öğrenir mi? İşte okul bunu sağlayandır. Yani hı hı. evet öğrenecek, birey, insan öğrenmeye açık. Çevresinde gördüğü şeyleri iyi ya da kötü ayrımı yapmadan ya da yapamadan zaten öğrenecek. O zaman okulda belirli bir plan ve program dahilinde sürece yayılmış modüler bir sistemle öğrenmesi gerekenleri doğru öğretip onu yaşama doğru hazırlayalım. Bilişsel yönden geliştirelim. Aynı zamanda ruhsal, duygusal yönden geliştirelim. Aynı zamanda ilgi ve yeteneklerini planlı, programlı bir şekilde geliştirelim. Aynı zamanda bedensel gelişimini hı-hı. sağlıklı sağlaması için hı-hı. altyapıyı oluşturalım. Okulun temel görevi, temel işlevi bu. O nedenle televizyon izleyerek bütün bu ihtiyaçların giderilmesi ya da bu sistemin doğru bir şekilde işlemesi, tüm hedeflerine ulaşması beklenemez. Televizyon izleyerek öğrenciler ancak bir takım bilgileri edinebilirler. O da belli koşullar yerine gelirse. EBA'da gördüğümüz 8-10 dakikalık işte televizyonun başına geçmiş, yani kamera karşısına geçmiş bir öğretmenin tahtada yalnızca kuru bilgiyi aktarıp kitabi bilgileri aktarıp yayının sonlandırılması bir öğrenme süreci değil. Çünkü biz okulda böyle yapmıyoruz. Öğretmenlerimiz okulda böyle değiller. Yani hı hı. 40 dakika boyunca tahtanın karşısına geçip öğrencilere yalnızca sözlü bilgi aktarmıyorlar. Onların dikkatlerini ölçüyor aynı zamanda öğretmen. İlgilerinin dağıldığını anladığı zaman soru yöneltebiliyor. Ya da öğrenci anlamadığı noktalarda, mesela ekran başında öğretmenin anladığı konuyu anlamayan bir öğrenci. Hı hı, soruyu kime soracak? Annesine. yani evet, biliyorsa. Çünkü yakınında mı var? Anne babalar da çok önemli tabii. Çocukların eğitim sürecinde çok önemli destekleyiciler. Fakat anne babaların da her konuyu bilme şansları yok. Öyle doğru. ya. İlkokulu biraz idare edebilirler belki. Hı-hı. Yani bilgiler çok uzun yıllar, çok geçmiş bilgiler, çok eski tabii. bilgiler. Büyük çoğunluğu da unutulmuştur. Ortaokul, liseye gelince iş biraz daha derinleştiği için bu ihtiyaca cevap veremezler. EBA'ya girin o zaman diyorlar. EBA diye bir bilişim ağı var. Bilgisayarınız ya da tabletiniz varsa siz o zaman anlamadıklarınızı EBA'ya girerek çözün diye bir seçenek de sunuyorlar öğrenciye. Ama nasıl bir seçenek sunuyorlar? Diyorlar ki çocuklara, yalnızca size EBA TV'de ayrılan program saatinde, mesela ilkokul birinci sınıflar için sabah 9 ile 10 arasında 2 ders var. Evet. EBA'ya da ancak bu saatler arasında girebilirsiniz diyorlar. Dersiniz, onun dışında izleriniz, yok. Bunun dışında giremezsiniz. Bir de öğleden sonra ders tekrar saatleri var. Mesela birinci sınıflar için öğleden sonra 13.30'dan itibaren tekrar saatleri var. Yine bir saat aralıkta orada var. Yalnızca bir saat girebilirsiniz diyorlar. Tabii kimse giremiyor EBA'ya. Bunu da söylemiş olalım. Neden? Yani maalesef şimdi bizim öğrenci sayımıza göre hazırlanmış bir program değil. Sayın Bakan Elazığ, Malatya depreminde öğrencilerin, okula gidemeyen öğrencilerin eğitimi için bu sistemi kullandık dedi ama o zaman binler sayısıyla olan öğrenciye hizmet veren bir sistemdi. Hı-hı. Şimdi bakın, ilkokulda 5.267.000 öğrencimiz var Aysun Hanım ve her kademede ortalama 1.300.000 öğrencimiz var. Şu demek, Türkiye'de yaklaşık 1.300.000 birinci sınıf öğrencisi var demek. Siz 1.300.000 öğrenciye 9 ile 10 arasında EBA'ya girebilirsiniz, ancak o zaman sorularınıza yanıt arayabilirsiniz, videoları, içerikleri tekrar izleyebilirsiniz, test çözebilirsiniz derseniz 1.300.000 öğrenci
bir saatte o saat diliminde sisteme bağlanmaya çalışır. İşte EBA'nın en büyük sorunu sisteme bağlanacak kişiye bu hizmeti, bu kadar altyapısının geniş olmaması nedeniyle aynı anda bu hizmeti veremiyor olması. Servis sağlayıcısı yeterli değil. Ancak binlerce olan bağlantı sayısı ya da on binlerle ifade edilen bağlantı sayılarına izin verebiliyor gördüğümüz kadarıyla. Ama iş 1 milyon 300 bin öğrencinin aynı anda bağlanması noktasına geldiğinde EBA'nın yetersiz olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hala bir şeye başlıyoruz ama yarım. Evet. Hala EBA şifresini alamayan öğrenciler var. EBA şifresini öğretmenin tanımlaması gerekiyor. Öğretmenler sisteme girip EBA şifresi tanımlayamıyorlar. Çünkü sistem çok yoğun mesajı alıyorlar. Bu arada bakanlığın işlemeyen maalesef ya da ağır aksak işleyen ya da yalnızca televizyondan film izletir gibi ders anlattırdığı sistemin varlığından söz edebiliriz belki ama asıl destekleyici olan EBA'nın öğretmenlerin alternatif yollarla öğrencilerine sürekli soru attıkları, testler hazırladıkları, sunumlar attıkları ve onlara belirli zamanda yapmaları için ödev verdikleri bu ödevlerin, çalışmaların sisteme yüklenmesi için bir çabaları var. Ama öğrencinin bağlanıp o testlere ve sorulara ulaşması gerekir. Bağlantı sorunu, sunucu sorunu, çok sayıda bağlantının aynı anda yapılamaması sorunu EBA sistemini şu anda işletmiyor maalesef. Yani işler bir sistem değil. Ne yapacak belki çocuklar diyeceğim ama kısa bir reklam arasından sonra. Dünya gibi ülkemiz de koronavirüs ile mücadele ediyor. Dünyayı saran bu sorunla mücadele ederken dikkate almamız gereken bazı önlemler var. İşte tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına da maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Hiçbir kişisel eşyayı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi yüksek ısıda yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin. Dengeli beslenin. Uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin. Ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Ateş, öksürük, nefes darlığı şikayetleriniz varsa bir sağlık kuruluşuna başvurun. Risk almayalım. Gerekeni yapalım. 14 kurala uyarak koronavirüsün ülkemizde yayılmasına engel olalım. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Çocuklarımız yaşamı doğada öğrensin diye binlerce umut yeşertiyoruz desteklerinizle.
Evet, günaydın. Yine sizlerle birlikteyiz uzaktan. Eğitim sürecini konuşuyoruz. Çocuklarımız gerçekten bu derslere katılabiliyorlar mı? Sayın Başkan, Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona konuğumuz. Kendisi diyor ki EBA'ya ulaşmak çok zor. Bu arada tabii yayınımızı izleyen izleyicilerimiz var. Bedirhan Kabadayı diyor ki çok kısa dersler. Çocuk oturup tam anladım dediği zaman ders bitiyor. Evet. Ayrıca Melike Uysal, bu arada Melike Hanım, ben sizin sağlık durumunuzu gerçekten merak ediyorum. Bize yazmıştınız geçen gün uzman doktorumuz varken. Umarım Covid-19'la ilgili bir durum yoktur. Eğer durumunuzu bize bildirirseniz gerçekten mutlu olacağım. Evet, diyor ki Melike Hanım, oğlum meslek lisesinde okuyor, son sınıfta staja gitmek istiyor ama ben göndermiyorum virüsten dolayı. Staja gitmemesi ne gibi sorun teşkil eder ve staja giden öğrenciler için ne gibi bir karar alındı şeklinde sorular var. Aslında Melike Hanım'ın, Melike Hanım da yanlış evet, ifade Melike etmedim Uysal. Değil mi? Melike Hanım'ın sorusundan başlayalım. Buyurun. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı örgün ve yaygın olmak üzere eğitimin tüm kademelerine, tüm aşamalarına ara vermiş durumda. Dolayısıyla meslek liseleri de kapalı durumda. Stajyum. Meslek liselerinin eğitim programlarının bir parçası olan stajların da kapalı olması gerekiyor. Hı hı. O nedenle bir çocuğu, öğrenciyi herhangi bir yere göndermesi gerekmiyor. Gerekmiyor. Evet, ara verildi. Tamam. Dolayısıyla tabii stajlara da çalışmalara da ara verildi. Çünkü tamam. Öğretmenler de yok. Yani meslek liselerinde staja giden öğrencileri gittikleri staj yerlerinde, iş yerlerinde öğretmenler haftanın bir günü gider, denetler, inceler, rehberlik eder. Hı-hı. Eksiklerin giderilmesi için çalışır, işverenle görüşür, sürecin nasıl gittiğini tartışır. Hı-hı. Vesaire. Öğretmenler de yok. Böyle denetimsiz bir staj süreci de olmaz zaten. Staja herhangi bir yere göndermesi gerekmiyor. Tamam. Evet, içerikler çok kısa. Çok haklı velimiz. İçerikler çok kısa ama demin ifade ettiğim gibi işte öğrencinin olmadığı bir ortamda öğretmen yalnızca o saatte vermesi gereken, bir bakanlığın belirlemiş olduğu plana göre o saatte vermesi gereken bilgi neyse bunlar sınırlı, ölçülüdür. Onu verip anlatıp düz anlatım yoluyla anlatıp gitmek zorunda kameranın karşısında. Ama bir saat gerçekten çok kısa. Ya biz bile 1,5 saat yayın yapıyoruz bir konuyu konuşmak için. 8 dakika süren dersler var. 8 dakika. 8 dakika süren dersler var. 12 ne anlatıyorlar dakikada, 8 dakikada merak ettim. 8 dakikada yalnızca o gün vermesi gereken konuyu verip... Örneğin işte ders hayat bilgisi ise öğrencinin karşıdan karşıya geçerken uyması gereken kuralları, nerelere bakması gerektiğini, ışıkların neleri ifade ettiğini biz sınıfta anlatacak olursak uygulamalı olarak anlatıyoruz. Öğrencilerle bunu canlandırıyoruz, dramatize ediyoruz, çeşitli materyaller kullanıyoruz, öğrencilere sorular soruyoruz. Bunu daha önce yaşayıp yaşamadığını, bu durumla karşılaşmadığını, neler yapıldığını, nelerin doğru olup nelerin yanlış olduğunu tartışıyoruz. Böylece bir öğrenme gerçekleşiyor. Ama yalnızca ışıkların anlamlarını ve karşıdan karşıya geçerken hangi yönlere bakması gerektiğini, nasıl hareket etmesi gerektiğini işte en fazla 8 dakika uzatabilirsiniz. Öyle ifade edelim. Uzaktan eğitimin sorunu bu. Evet, içerikler çok kısa. İçerikler çok kısa olduğu gibi bir de aynı zamanda içerikler de eksik. Yani ders içerikleri de eksik. Şimdi biz ilkokulda örneğin 1. 2. 3. ve 4. sınıflara Türkçe, matematik, hayat bilgisi, İngilizce, din, kültür, ahlak bilgisi, fen bilimleri gibi temel dersleri veriyoruz. EBA'da da bunlarla ilgili konu anlatımları var. EBA TV de bu yayınları yapıyor ama bunun yanında güzel görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve oyun gibi derslerimiz de var. Demin ifade ettik. Eğitim yalnızca çocuğa bilgi yükleme süreci evet. Asla değil. Eğitim aynı zamanda çocuğun ruhsal gelişimini, kişilik gelişimini, bedensel gelişimini sağlıklı yapabilmesi için de bir program hazırlar dedik. İşte bu da çocuğun ilgisini, yeteneğini, ruhsal gelişimini, sağlıklı bedensel gelişimini sağlıklı yapabilmesi için olmuş olan zorunlu dersler. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve oyun gibi dersleri hiç vermiyorsunuz. Uzaktan eğitimde bunlar yok. Uzaktan eğitimde şu an bu içerikler yok. Uzaktan eğitimde bu içeriklerin de olması gerekiyor. Uzaktan eğitimin en büyük eksiği bu zaten. Yani işte 20 dakikalık, 30 dakikalık videolar, sunumlar, bunların bir kısmının 8-10 dakikada bittiği, öğrencinin televizyon karşısında yalnızca işte ne kadar konsantre oldu, ne kadar odaklandı bunu bile bilmediğimiz ya da ne kadar süre sonra şimdi anne babaların çalıştığı durum değil hala mi? Söz konusu. Doğru. Yani bütün anne babalar evde çocuğunun başında o an ona verilen
bilgiyi alması için arka planı oluşturmak, ona çocuğa destek olmak ya da kontrol etmek de ilgili bu ihtiyacı gideremiyor ki. Tüm çocukların bu ihtiyacı giderilmiyor. Doğru. Evet. Ödev veriliyor mu peki? EBA TV'den ödev verilmiyor. Demin ifade ettiğim gibi ödevleri öğretmen arkadaşlarımız, tatilde değiller aslında çalışıyorlar bu arada. Öğretmen arkadaşlarımız da gerçekten örneklerini takip ediyoruz. Bakanlıktan öndeler. Önce onu ifade edelim. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öndeler. Çok biz, güzel. Öğrencilerle beraber irtibatta tabii, öğretmenler. Tabii irtibattalar. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çok öndeler. Biz okulların uzaktan eğitim dedikleri bir süreçle eğitimin devam ettirileceğini, çalışmanın devam ettirileceğini söylediklerinde şunu ifade etmiştik. Bu iş etkileşimli olmak zorunda. Yani öğrenci ve öğretmen birbirleriyle anlık iletişim kurabilmeliler. İnteraktif olmalı. Öğrenciyle, öğrenciden dönütü alabilmeli öğretmen. Öğretmen anlık öğrencileri izleyebilmeli, takip edebilmeli. Onların dikkatini çekebilmeli bir şekilde bu ihtiyacı giderebilmeli demiştik. Bakanlık bugün itibariyle yalnızca 8. ve 12. sınıflara yönelik etkileşimli eğitimlerin EBO üzerinden başlatılacağını açıkladı. Bunlar da sınava girecekleri için. Yalnızca sınava yönelik bir hazırlık. Yalnız sınav hazırlığı olacak onlar açısından. Fakat öğretmenlerimiz geçen hafta, niye bakanlıktan öndeler onu ifade edeyim. Kendi imkanlarıyla buldukları bir takım yazılımlar, işte ismini vermekte bir sakınca yok diye tahmin ediyorum. Zoom diye bir program, online, görüntülü, aynı anda 100 kişiye kadar bağlantıyı, ortak bağlantıya imkan veren, sesli ve görüntülü iletişim kurulmasını sağlayan bu program aracılığıyla öğrencilerle zaten etkileşimli dersleri yapmaya başlamışlardı. Evet. Bununla devam ediyorlar. Özel okulları görüyorum. Hocalar sosyal medya paylaşımlarından dikkatimi çekti. Kamu okullarında da var. Ben dün sizinle aslında birkaç görüntü de paylaşmıştım. Evet. Öğretmenlerimizin öğrencileriyle, sınıflarıyla eğitim yapmaya, ders yapmaya devam ettikleriyle ilgili. O anlamda öğretmenlerimiz daha öndeler, daha ileri gidiyorlar. Şimdi EBA'ya attıkları ödevlere öğrenciler ulaşamadığı için WhatsApp gruplarına, veliler aracılığıyla çocuklara ulaştırmaya çalışıyorlar. İşte Zoom gibi programlarla etkileşimli ders yapmaya, eğitim vermeye, çocukların eğitim süreçlerinin aksamaması için katkı vermeye çalışıyorlar. Ama dediğimiz gibi tabii bir takım temel bilgi dersleri verilmek isteniyor. Sınava yönelik, sınavlarda sorumlu olunacak derslerle ilgili bilgiler verilmek isteniyor ama derslerle ilgili çok ciddi eksiklikler var. Yine ortaokullarda da bu sanat ve spor dersleri yok. Teknoloji, tasarım, bilişim teknolojileri gibi dersler yok. Liselerde durum maalesef çok daha kötü. O da şu, liselerin bizim birden çok programımız var. Yani lise programımız var Aysun Hanım. Ama liselere yalnızca ortak dersler veriliyor. Sanat ve spor dersleri yok. Okulların uyguladıkları program itibariyle program dersleri yok. Mesela meslek liselerinin alan ve dal dersleriyle ilgili bir eğitim süreci planlamadı bakanlık henüz. Yine spor liselerinin alan dersleri yok. Bu arada bu sayıları da az değil. Yani şimdi şuradan bakıyorum. Fen liselerinin 6 özel alan dersi yok. Sosyal bilimler liselerinin 8 alan dersi yok. Güzel sanatlar liselerinin 18 alan dersiyle ilgili hiçbir içerik yok maalesef. Spor liselerinde yine 16 alan dersiyle ilgili hiçbir içerik yok. Yalnızca ortak dersler alınabiliyor. Bir okul pas geçirmemiş, bir okul türü, bir lise türü pas geçirmemiş. O da İmam Hatip Liseleri. EBA TV, İmam Hatip Liselerinin işte siyer, fıkıh, hadis, kelam, dinler tarihi, mesleki, Arapça gibi derslerini, meslek derslerini, alan derslerini pas geçmemiş. Onlara bu derslerle ilgili eğitim vermeye devam ediyor. Yani gördüğümüz ayrımcılığı, biraz önce konuştuğumuz programın başında konuştuğumuz ayrımcılığı maalesef burada da görmemiz mümkün. Bu arada Melike Hanım sanırım atlamış verdiğiniz cevabı. Tekrar cevap alabilir miyim diyor. Meslek lisesine staj için oldu sorusunu soran. Şöyle, Milli Eğitim Bakanlığı aldığı kararla örgün ve yaygın tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verdi. Koşulsuz şartsız. Şu an eğitim yapabilen resmi hiçbir okul ve kurum yok. Bu nedenle meslek liselerinin staj aşaması da meslek lisesi eğitim programının bir parçası olduğundan ona da ara verilmiş oldu. Tamam. Kaldı ki demin ifade ettiğimiz gibi öğretmenler tarafından denetlenmesi, rehberlik edilmesi gereken bir süreç. Staj süreci, öğretmenlerimiz de şu anda okullarında ya da görevlerinin başında olmadığı için stajın
olmaması gerekiyor. Çocuklarını herhangi bir yere göndermeleri gerekmiyor. Tamam, umarım rahat yanıt olsunlar. Tatmin edici olmuştur Melike Hanım. Bizim de stajyer arkadaşlarımız var. Okullar tatile girdiği gün itibariyle arkadaşlarımızın stajı da sonlanmış bulunuyor. Dolayısıyla sizin oğlunuzda herhangi bir yere staja gitme zorunluluğu şu an için yok. Evet, öyle bir zorunlulukları tamam. yok. Evet, yine devam edelim. Bu sistemin yarattığı bir eğitimde bir fırsat eşitsizliğimiz zaten var Aysun Hanım. Yani bırakın ülkenin doğusu batısı arasındaki farkı ya da kuzeyi güneyi arasındaki farkı hep aynı örneği vermeyelim. Ya da merkeziyle Bursa açısından, Bursa özelinden söylemek gerekirse merkeziyle dağ ilçeleri arasındaki farkı. Merkez ilçeleri arasında bile Bursa'nın eğitimde fırsat eşitliği noktasında ciddi bir eşitsizlik var. Yani merkez ilçeler derken aralarında en fazla 10 kilometre mesafesi bulunan Nilüfer ve Yıldırım ilçelerini örnek verebiliriz. Dağ ilçelerine varmadan diyorsunuz. Daha henüz oraya falan gitmemize gerek yok. Evet. Sadece Yıldırım'ın belli bir bölgelerine bakıp Nilüfer'deki genel okulların imkanlarına odaklanacak olursak bile bu kadarlık küçük bir alanda, 10 kilometrelik bir alanda bile eğitimde ciddi bir fırsat eşitsizliği olduğunu net olarak görebiliyoruz. Kaldı ki ülkenin diğer bölgelerini hiç oranlamayalım, hiç kıyaslamayalım derim. Bu şimdi sistem fırsat eşitsizliğini giderek derinleştiriyor. Siz televizyon, herkesin evinde televizyon var diye televizyondan yayın yaptık diyorsunuz. Bakanlık böyle izah ediyor durumu. Fakat televizyondan verilen yayınlar, işte velilerimiz de durumun farkındalar. Çok yetersiz ve çok kısa, 7-8 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık videolar öğrencinin ihtiyacını karşılayabilecek şeyler değil. Tek başına video izlemek öğrenciye herhangi bir şeyi öğretmez. Bilginin onda birini ancak aktarır. Yani %10'unu, %20'sini, %30'unu ancak aktarır. Bunun pekiştirilmesi gerekir. Kalıcı hale getirilmesi gerekir. Öğrencinin bu aldığı, edindiği bilgiyi yaşama uyarlaması gerekir. Bütün bunlardan yoksun bir şekilde bilgiyi yükleme şansınız kalmıyor. Evinde televizyon olmayan çocuk var mıdır? Var mı böyle bir bilgisi ulaşan? Yani evinde televizyonu olmayan çocuk bilgisi sanırım çok olası değil. Yani Türkiye'nin bugünkü koşullarına, duruma baktığımızda... Valla televizyon röportajlarında 65 yaş üstü vatandaşlara mikrofon tutulduğunda birkaç tane denk geldi. Televizyonum yok, dolayısıyla bu yasaklardan haberdar değilim diyen bazı insanlar oldu. Bilmiyorum, durumu kurtarmak için de söylemiş olabilirler. Yani belirli sosyal tabakadaki, yani belirli tabakadaki insanlar televizyon izlemeyi tercih etmiyor olabilirler de. Belki onların manevi bir karşılığı olabilir kendileri açısından, ama evlerde, çocukların olduğu evlerde televizyon olmayan ev olduğuna çok ihtimal vermiyoruz. Vardı da bazıları sonradan aldı. Siyasetin içinde bile var. Vardır. Ama evlerde tablet ya da bilgisayar olmayan evler olduğunu çok iyi biliyoruz. Çok sayıda. Şimdi bu sistemin etkili bir şekilde ihtiyaca cevap verebilmesinin tek koşulu EBA veri tabanına bağlanmak, öğretmenlerin verdikleri testleri, ödevleri, onların önerdikleri sunuları, verdikleri proje çalışmalarını, araştırma çalışmalarına ulaşıp öğrencinin sürekli okuldaymış gibi o duygudan hiç kopmadan sorumluluğunu, öğrencilik sorumluluğunu yerine getirip öğrenmeye devam etmesini sağlamak. O da şu an altyapı bakımından mümkün olmadığı için burada yalnızca televizyondan izleyerek buna ulaşmak imkansız. Demin söyledik. Öğretmenlerimiz çeşitli programlarla, bilişim araçlarıyla ulaşmaya çalışıyor ama evinde bilgisayar olmayan, internet bağlantısı olmayan öğrencilerimiz var. Bakanlık her öğrenci işte 3 GB, 8 GB internet tanımladık diyor ama bu internet yalnızca EBA'da kullanmak için geçerli bir internet bağlantısı. Dolayısıyla harici yollarla bu bağlantıyı sağlayıp öğretmenleriyle bu iletişimi, etkileşimi kuramayacaklar. Bunun dışında aileye de bir rehberlik yapmak gerekir Aysun Hanım. Yani yalnızca sorun... öğrenciye bilgiyi nasıl yükleriz kaygısına düşmek değil, aileye de bir takım şeyler, rehberlik yapmak gerekir. Çünkü onlar da çocuklarla tüm zamanlarını evde geçirmek durumunda kaldılar. Ve ailenin çocukla geçirdiği bu zamanı nasıl öğrencinin öğrenme sürecine olumlu katkı sağlayacak etkinliklerle nasıl doldurabileceği anlatılmalıdır. Yani tek sorumluluğu, ailenin şu an tek sorumluluğu, işte öğrenciyi yarım saat televizyon karşısına geçirip oradan bilgi almasını sağlamak değil elbette. Bunun dışında ailelerin de rehberliğe ihtiyacı var. Kaldı ki çocuk açısından da
hatta hepimiz açısından travmatik de bir süreç yaşıyoruz. Kesinlikle. Yani rehberlik yapılması gerekir yine çocuklara, öğrencilere. Biz yetişkinler bir şekilde duruma uyum sağlamak için çeşitli savunma mekanizmaları kullanıyoruz. Ama çocuklarda gelişmiş savunma mekanizmaları bu derecede gelişmediği için onlar bir kere durumu anlamakta kaygı, zorluk çekiyorlar. Hepimiz öleceğimiz ya da yakınlarımızın öleceği üzerinden bir kaygı yaşıyoruz şu anda. Kesinlikle. Bu olağan bir süreçte yaşadığımız bir şey değil. Yani gidin 15 gün önceye annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz, 65 yaş üstü tanıdıklarımız, yakınlarımızla ilgili günün her saatinde, her anında, her dakikasında acaba başlarına bir iş gelecek mi gibi bir kaygı yaşamıyorduk. Çocuklarımız her gün Covid'le yatıp Covid'le kalkıyorlar. Televizyonu açtıkları her an televizyonda bununla ilgili haberler evet, var. Yayılım hızı, ölüm yani sayıları, olağanüstü tedbirler, bunlara dair de öğrencilere rehberlik yapılması gerekir. Evet, öğrencilerimizi paylaştık ekranda da. Evet, bakın işte bu Gonca öğretmenimizin öğrencileriyle yapmış olduğu uzaktan eğitim çalışmasının etkileşimli eğitimi. O Zoom dediğimiz sistem mi? Zoom programı bu işte. Öğrenciler aynı anda öğretmenleriyle kamera ve mikrofon aracılığıyla bağlanıp canlı bir şekilde sorularını da yöneltebiliyorlar. Öğretmenlerinin anlatımlarına da bir şekilde dahil olup etkileşim halinde oluyorlar. Evet, biz Karya Güçlü İş Merkezi'nde Beşevler Yıldırım Caddesi'nde yayın yapıyoruz. Maalesef 3 haftadan beri sizle beraber, bizimle birlikte bu matkap sesine maruz kalıyorsunuz. İnanın benim de konumun da bütün konsantrasyonu yerle bir oluyor. Bir evet. Reklam arasına gidelim, son kez kendilerini bir kez daha uyaralım, sonra yine beraberiz. Çocuklarımız yaşamı doğada öğrensin diye binlerce umut yeşertiyoruz. Desteklerinizle. Gibi ülkemiz de koronavirüsle mücadele ediyor. Çok basit önlemlerle koronavirüsün yayılmasını engellemek mümkün. Sorun küresel, mücadele ulusal. Çözüm, tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi 60 ila 90 derecede normal deterjanla yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa, yaşlılarla ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa, maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.
Risk almayalım, gerekeni yapalım. Koronavirüs riskine karşı 14 kurala uyalım. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa kadın destek uygulaması KADES'le emniyet ve jandarmadan en hızlı şekilde yardım alabilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda. Evet, tekrar birlikteyiz Günaysın da. Vallahi Tayfun Bey, çok özür diliyoruz ve bizi izleyen herkesten. Yayını sabote etmek değil, bizim maalesef dediğim gibi iş merkezindeyiz ve çalışma saatlerinde aslında bu tarz tamiratların, tadilatların yapılmasına izin verilmiyor sözde, ama insanlara laf anlatmak gerçekten zor. Kendilerini uyarmaya çalıştık. Bilmiyorum devam edecekler mi? Tekrar özürlerimizi sunarak yayına devam ediyoruz. Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona bizlerle beraber. Tabii... Ne diyorlar? Evet, bir takım sorular var. Onlar konuştuğumuz konular. Konuşmadığımız şey ücretli öğretmenler. Evet, çok önemli bir konu. Onların akıbeti ne olacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nda yaklaşık 80 bin ücretli öğretmen arkadaşımız görev yapıyor. Daha doğrusu 80 bin arkadaşımız ücretli statüde görev yapıyor. Öğretmen arkadaşımız, böyle düzeltelim. Yaygın eğitim kurumlarında da 90 bine yakın usta öğretici görev yapıyor. Ücretli öğretmen arkadaşların ortalama aldıkları ücret 1500-1800 lira civarında. Aylık kazançları bu kadar. Yani asgari ücretin ne kadar altında? Evet evet, biz bunu uzun süre tartışırken asgari ücretin altında işçi çalıştırmak, görevli çalıştırmak, birini çalıştırmak, eğer kaçak işçi çalıştırmaksa bunu devlet yapıyor diye ifade ettik. Evet, gerçekten bu oluyor. Üstelik sigorta primleri de tam 30 günlük çalışma üzerinden yatırılmıyor. Çalıştıkları sürece de sigortalarının yatırıldığı, yani hem emeklerinin sömürüldüğü hem sosyal güvence haklarının sömürüldüğü bir düzende çalışıyorlardı. Biz buna ücretli kölelik olarak, yani bunu öyle ifade ediyoruz, ücretli kölelik sistemi. Fakat okulların kapatılmış olduğu bu günlerde ücretli öğretmen arkadaşımız, bu statüde çalışan arkadaşlarımız ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü bakanlık artık okulların kapatılmış olmasından dolayı bu arkadaşlarımıza herhangi bir ödeme yapmayacağını ifade Sayın Bakan açıkladı zaten. Yani bu yasada çok açık dedi. Çalışan öğretmen ücretini alır. Evet, fiilen derse giren. Hı hı. Halbuki bugün olağanüstü bir tedbir alırsınız. Sayın Bakan'ın mevzuatta çok açık dediği bir yönetmelik maddesi yalnızca. Hı hı. Bir yönetmelik maddesini değiştirmenin koşulları da belli. Çok zor bir iş değil o yönetmeliği değiştirmek. Kaldı ki her gün olağanüstü tedbirlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayınlanıyor. Bir kararnamenin bir yerine bir cümleyle ifade edersiniz ve bu arkadaşlarımızın da planlanmamış olan. Şimdi siz göreve başlıyorsunuz Eylül ayında. Ücretli öğretmen arkadaşlar Eylül ayında göreve başlıyor ve Haziran'da ders kesim tarihi, Haziran'ın ikinci ya da üçüncü haftasında görevleri sona eriyor. Ve dolayısıyla buna göre plan yapıyorsunuz. Yani Haziran'ın ikinci ya da üçüncü haftasına kadar çalışacağım ve 1500 ya da 1800 ya da 2000 lira her neyse bu kadar miktarda bir gelirim olmaya devam edecek diye planlama yapıyorsunuz. Mart ayında size salgın var, okulları kapattık, gidip evinizde oturacaksınız bundan sonra deniyor ve size ücret de ödenmiyor. Peki bu insanlar yaşamlarını nasıl idame ettirecekler? Yani sabit harcamalar dışında artık bir de yeni kalemler çıktı ortaya. Şimdi hepimiz artık daha fazla kaynak ayırıyoruz bu hastalıkla mücadele için. Kaçımızın evinde el dezenfektanı vardı bugüne kadar? Şu an apartmanların bina girişlerimizde, araçlarımızda, her yerde dezenfektanlar var. En küçüğü 40 liradan başlıyor. Çok yüksek mevlalar, bir de fiyatları da çok yüksek. Bir taraftan hijyenik ortamlarda yaşamalıyız diyorsunuz. Sürekli temizlik malzemesi, hijyen malzemesi almak durumunda kalıyor insanlar. Bir yandan bu hastalığa karşı en iyi yöntem, korunma yöntemi
bağışıklık sistemini güçlendirmektir diyorsunuz. İyi beslenmektir diyorsunuz. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli vitaminleri almak, düzenli beslenmek, dengeli beslenmektir diyorsunuz. Daha çok gıda, daha çok takviye gıda hatta ihtiyacı ortaya çıkıyor. Tam böyle bir süreçte ücretli öğretmen arkadaşlara size hiç para vermeyeceğiz. Gideceksiniz, evinizde oturacaksınız diye bir sonuç çıkartıyorsunuz. Yani bu olası bir şey değil ki. Yani 3 öğün evde yemek yiyecek bu insanlar. Hijyenine, hasta olmamak için hijyenine dikkat edecek. Sosyal güvencesini de kestiniz. En ufak bir sağlık problemi yaşadığında sağlık kurumlarına başvurması ya da tedavilerinin karşılanması gibi sorunlarla da karşılaşılacak. Ve bu süre çok uzun. Yani belirsiz bakın, bir süre. Evet, Mart ayında oldu bu. Nisan, Mayıs, Haziran zaten hani okul süreciydi. Nereden baksanız bir 4 ay gitti. Bir de üstüne yaz tatilini koyun. Yılın yarısından fazlası bu insanlar evet. Her türlü imkandan yoksun kalacak. Biraz önce ortaya koyduğunuz bir öngörü vardı Aysel Hanım. Biz de ona katılıyoruz tabii. Yani tabii bunu okullar bir daha açılmayacak diye ifade etmek doğru olmaz. Tabii ki öyle. Bu bir öngörü yalnızca. Bizim gördüğümüzde bakanlık attığı son adımla işte okullardaki destekleme yetiştirme kurslarını 1 Eylül 2020'ye kadar kapatmış oldu. Attığı bu adımlarla bakanlık da sanki sürecin oraya gideceğini öngörerek bu adımları atıyor gibi geliyor. Şimdi bu arkadaşlarımız Mart ayından itibaren Eylül ayında tekrar görev alacak olsalar bile Eylül ayında okulların açıldığını, olan sürecin devam ettiğini varsayarsak bu aradaki boşluğu neyle geçirecekler? Bütün işletmeler kapalı. Yani başka bir iş bul kendine denecek olsa bile şu anda iş bulabilecek bir çalışma ortamı yok, ülke atmosferi yok. O yüzden bu insanların en azından temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için devletin sosyal devlet, bakın anayasamızda yazıyor. Sosyal devlet olduğumuz, yani sosyal devlet ekonomik ve toplumsal yönden tüm yurttaşlarıyla ilgilenen devlettir. Tüm yurttaşlarıyla ilgilenen. İşte bir paket açıklandı. Paket sanayiciyi, sermayedarı kurtarmaya yönelik bir takım vaatlerde bulunuyor. Onları desteklemeye yönelik. Ama sosyal devlet yalnızca sermayesini kurtarmaya çalışan, sermayedarını kurtarmaya çalışan devlet değildir. Sosyal devlet işte ücretli öğretmenini de nasıl yaşamını sürdüreceğini, ekonomik ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını düşünen devletin de adıdır aynı zamanda. Dolayısıyla bugün yöneticilerimizin böyle bir tasarrufta bulunmamış olmaları bir kere anayasal bir hak ihlalidir. Sosyal devlet hakkını yurttaşların, ücretli öğretmenlerin, işten atılanların, paradan, maaştan, aylıktan, ücretten yoksun kalanların anayasal haklarını ihlal etmektir. Bu bir fazladan bir çalışma, bir bağış, bir lütuf falan değil Aysin Hanım. Şöyle düşünelim, biz aynı evde yaşayan 10 kişiyiz. Kaldı ki ülke şartlarında zaten böyle bir standartta yaşıyoruz. Yani bir evde 10 kişi yaşıyormuş gibi yaşıyoruz. Ve her ay aldığımız maaşı öyle ya, ücretli öğretmen arkadaşlar da, kamu çalışanları da, asgari ücretliler de, ücretle çalışan herkes ücretini almadan önce vergisini devlete öder ve ücretini ondan sonra alır ve ciddi de bir vergi yükü var biliyorsunuz çalışanların ücretlerinin üzerinde. Daha sonrasında aldığı o parayla satın aldığı her şeye bir kez daha vergi öder. Yani sürekli vergilendirilmiş bir gelirimiz var o, ve vergiyi yaşamın her alanında fazlasıyla hissediyoruz. Biz bugüne kadar sürekli olarak evin babasına, devlete öyle ifade ediyoruz ya, devlet baba diye ifade ediyoruz. Evin babasına sürekli verdik. Kazançlarımızdan verdik, verdik, verdik. Ve bugün geldik, şu an herkes zor durumda. Bugüne kadar kazançlarımızla birikim yapması gereken babaya diyoruz ki şu an temel ihtiyaçlarımızı karşılamak senin sorumluluğunda. Çünkü biz yıllardır çalışıp getirip sana veriyoruz kazandıklarımızı. Şimdi babanın, yani devletin, ya ben onları hoyratça harcadım, kontrolsüz bir şekilde harcadım, elde avuçta hiçbir şey yok ve size bir şey veremeyeceğim deme hakkı yok şu an. Şu anda sosyal devlet olduğumuz gerçeğinden hareketle anayasal bu hakkı bütün yurttaşlara eşit bir şekilde, adil bir şekilde kullandırmalılar. Sağlık hakları bu anlamda riske ediliyorsa, sokağa çıkmak, çalışmak zorunda kalıyorlarsa onlara bu güvence verilmeli. Ücretli öğretmen arkadaşlarımız, okulları kapattınız. Artık okulları kapatıyorum, uzaktan eğitim vereceğim diyorsunuz. O halde okulları kapattıysanız ve bu olağanüstü durumda o insanların evde temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ücretlerini de devlet olarak garanti etmelisiniz. Kamuoyundan bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Çünkü gerçekten yaşamlarını devam ettirebilecekleri ücretten yoksun kalan 80 bin
ücretli statüde çalışan öğretmen arkadaştan bahsediyoruz. Şimdi bir de şurasını da anlamadık. Bakanlık bugün itibariyle 8. ve 12. sınıflara online dersler başlatıyor. Öyle diyelim. Etkileşimde dersler başlatıyor. Evet. Bu 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerinin kendi öğretmenleri derslerini anlatacak. EBA sistemi üzerinden okulda eğitim veren öğretmenleri anlatacak. Bunların bir kısmı ücretli öğretmenler. Şimdi yani hem ücret vermeyecek hem de çalıştıracak mısınız üstüne bir daha? Ya da o işte çalıştırdıklarını çalışıyor statüsünü alıp ücretlerini mi ödeyecekler? Ama çok adaletsiz bir sistem olmaz mı? Bakın bu sürecin ne kadar devam edeceği henüz belli değil. Hı hı. Ve bakanlık her gün ihtiyaca cevap verebilmek için bu etkileşimli süreci 8. sınıf ve 12. sınıflar sınırlılığından çıkartmak, yeni adımlar atmak ve tüm sınıf düzeylerine bu eğitimi etkileşimli bir şekilde vermek için altyapıyı kurmak zorunda. Bu bugün olmazsa 15 gün sonra olur. Ama bakanlık bu gerçeği görecek. Sanırız farkında olarak da bir takım adımlar atıyor ama geç kaldığı için yavaş adımlar atıyor. Ücretli öğretmen arkadaşlarımıza 15 gün sonra ihtiyaç duyacağız. Çünkü onlar da zaten okullar açıkken girmiş oldukları sınıfların öğrencilerine etkileşimli dersler vermek durumunda kalacaklar. Bu nedenle bu arkadaşlarımıza 15 gün sonra da ihtiyaç duyacaksak bugünden itibaren onların değerli olduklarını hissettirelim. Yani bir eşya gibi, bir malzeme gibi satın alınan herhangi bir metaymış gibi ihtiyacımız olmadığında açlığa terk edip ihtiyacımız olduğunda da asgari ücretin altında bir ücretle gelin çalışın demek doğru değil. Devlet bu kadar güçsüz, bu kadar çaresiz değil. Bu arkadaşlarımızın da yaşamsal ihtiyaçları karşılanmalı diyoruz ve yetkilileri bir kez daha bu konuda sorumluluk almaya, duyarlı davranmaya devam ediyoruz. Yine meslek lisesi öğretmenlerinde ciddi bir kesintiye gidildi. Bakın şu anda Milli Eğitim Bakanlığı toplu sözleşmeyle kazanılmış, sendikal bir hakla kazanılmış, toplu sözleşmeyle kazanılmış ücret haklarını kırpmakla meşgul Aysun Hanım. Öğretmenlerin, kadrolu çalışan öğretmenlerin çalışırken aldıkları ücretler olağanüstü durumlarda genel idari izinli sayılması, yani bu genel idari izin kararını öğretmen vermiyor. Diyor ki ben karar verir ve genel bir şekilde idari izinli sayarsam sizleri bu ücretlerinizi ödemeye devam edeceğim. Bunun arka planında şu var. Zaten öğretmenler çok düşük bir ücretle çalışıyor. Yani TÜİK verilerine göre hazırlanan, her ay düzenli bir şekilde hazırlanan raporlar var. İşte açlık sınırı, yoksulluk sınırı araştırmaları. Bugün kamuda çalışan bir öğretmen yaklaşık işte 8 bin liraya ulaşmış 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı limitinin yarısı ücretinde çalışıyor. Bakın 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının yakınında falan çalışmıyor. Yakında bir ücretle çalışmıyor. Bugün bir öğretmen yoksulluk sınırının yarısı bir ücretle çalışıyor. Zaten bir sürü borcu, harcı, taksiti, ödemesi, kredisi olan insanlar. Şimdi belirli bir standartta yaşamak için planını yapmış kişilere bir anda olağanüstü bir durumla eğer ben genel idari izin kararı verir ve bu ücretleri alamayacağınız bir ortam yaratırsam, eğer yaratmak zorunda kalırsam bu ücretleri ödemeye devam edeceğim diye bir garanti vermişti. Şimdi ilk iş bu ücretleri kesmekle meşguller. Bakın asgari ücretliler sıkıntılı. Asgari ücretler sıkıntılı. Asgari ücret altında işte kölelik düzeninde çalışan ücretli öğretmen arkadaşlar sıkıntılı. Kamu çalışanları, öğretmeni, sağlıkçısı, sağlıkçı arkadaşlara belki biraz bu dönemde bir iyileştirme yapacakların vaadinde bulundular ama kapsamı nedir? O da evet kapsamında olmayan pek çok kişi var. Özellikle bu acillerde ve ambulanslarda çalışanlar. Örneğin kapsamı nedir bilmiyoruz. Sağlık çalışanlar, diğer kamu çalışanlarına bir kolaylık sağlamıyorsunuz. Sokakta güvenlik görevlileri, yerel yönetimlerdeki görevliler dışarıda ön cephede savaşıyor. Bunlara bir kolaylık sağlamıyorsunuz. Küçük esnafa, orta ölçekli esnafa bir vaatte bulunmuyorsunuz. Garanti, bir şeyi garanti edemiyorsunuz. Evde kalın, ihtiyaçlarınızı biz karşılayacağız. Devlet bugün için vardır. Sosyal devlet yanınızdadır. Yeter ki yayılım olmasın. Bir an önce bu sorundan kurtulalım ve ülkemiz normale dönsün, sonra olağan yaşamlarımıza kısa sürede dönelim vaadinde bulunmuyorsunuz. Ve bir taraftan da herkese işte evde kal, sen dolaşırsan virüs de dolaşır diye mesajlar veriyorsunuz. Hayır, işin gerçeği bu değil. Sen dolaşırsan virüs dolaşmaz, sen dolaştırırsan virüs dolaşır. Biz de ülke yönetenlere böyle sesleniyoruz. Siz dolaştırdıkça virüs dolaşmaya, virüs yayılmaya, virüs bulaşım sayısını arttırmaya devam ediyor. Hepimizin sağlığı için insanlara bu yaşamsal garantileri verip onların temel ihtiyaçlarını, bakın kimse ev, araba alalım falan demiyor Aysun Hanım. Şu anda herkes karnını doyurmalı. Evimde oturursam
artık daha çok doğalgaz tüketeceğim. Çünkü evde oturuyorum. Daha çok elektrik tüketeceğim. Daha çok su sarfiyatım olacak. 3 öğün düzenli besleneceğim. Düzenli bir şekilde yemek yapılacak. Çünkü çoğu kez çalışan kesim bunu aperatif tabii dışarıda bir şekilde telafi ediyordu. Atıştırıp geçiştiriyordu, telafi ediyordu. Şimdi 3 öğün yemek yapacağım. Televizyonum sürekli açık olacak. İnternet bağlantım hep aktif olacak. Faturalarım kabaracak. Gelirim düşecek bir taraftan. Borçlarımı ödeyemeyeceğim. En temel yaşamsal ihtiyaçlarımı karşılarsanız eğer, her şeye rağmen ben de bu riskle karşı karşıya kalmak istemiyorum diyen milyonlarca insan var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıkladı geçen gün için, geçtiğimiz günler için. Bir günde toplu taşıma kullanan 1 milyon 200 bin yurttaş varmış. Doğru. Bu 1 milyon 200 bin yurttaş emin olun hepimiz kadar virüsle ilgili risklerin farkında. Fakat yaptıkları şey, çoğunluğu açısından söylüyorum, bir duyarsızlıktan ziyade bir zorunluluktur. Bu zorunluluğu ortadan kaldırırsanız, duyarsız davranan çok küçük bir kesim varsa da bu kesimde bir şekilde kendisini frenleyecektir. O nedenle biz tüm kesimleri, çalışan, dar gelirli, ücretli, kamu çalışanı gibi kesimleri zor duruma düşürmeyecek. Onların aldıkları 3-5 kuruşa göz dikip oradan tasarruf etmeye çalışmayacak bir anlayışı görmek istiyoruz. Bir ülke yönetimini görmek istiyoruz karşımızda. Madem bu milli bir seferberlik, madem bu bir sorun küresel ama çözüm ulusal ise, o halde yurttaşların bu zor zamanda imdadımıza yetişin dediğimiz yurttaşların aynı anlayışı, aynı hoşgörüyü, aynı sıcaklığı, aynı sahipleniciliği devleti yönetenlerden de görmesi gerekiyor. Yine bir başka konuya da değineyim izin verirseniz. Estağfurullah. Bu 65 yaş ve üzeri yurttaşlar için sokağa çıkma yasağı dedikleri bir sınırlama olması nedeniyle vefa grupları adı altında oluşturulan gruplarla ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyor. Elbette toplumun ihtiyaç duyduğu her yerde biz kamu çalışanları olarak, eğitim çalışanları olarak bu topluma neresinden hizmet etmemiz gerekiyorsa orasından hizmet etmeye varız. Fakat şöyle bir anlayış var. Hazır ücretlerinizi ödüyoruz. İlk en ön cepheye sizleri süreceğiz diye birçok yerde, henüz Bursa ile ilgili böyle bir dönüş almadık ama Türkiye'nin çeşitli kentlerinde öğretmen arkadaşlara derhal gelip bu vefa gruplarında yer alacaksınız ve bu ihtiyaçların karşılanması sürecine katkı sağlayacaksınız deniyor. Şunu anlayamadık. Yani öğretmen bir sosyal ihtiyacı karşılamak, böylesine bir sosyal ihtiyacı karşılayacak sosyal hizmetler sorumlusu değil ki. Siz bütün kamu çalışanlarını ait oldukları iş koluna, görevli oldukları, sorumlu oldukları iş kolunda çalıştırmakla mükellefsiniz. Sosyal çalışmacı gruplarınız, alanlarınız var. Onu sosyal çalışmacılar yapacak. Öğretmenin işi eğitim vermektir. Tabii ki. Altyapınızı hazırlayacaksınız. Şu mu demek yani? Biz sizin eğitimde görev yapmanız için, çalışmanız için, çocukların eğitimi için, çaba harcamanız için altyapıyı kuramadık. Eğitim sistemini işte televizyondan alelade rastgele veriyormuş gibi yapıp veriyi, öğrenciyi geçiştireceğiz. Sizi de sahada saha çalışmacısı olarak kullanacağız itirafımdır bir taraftan. Her şeye rağmen şunu söylüyoruz. Bu ülkede ülkenin büyüklerine, bizden önce bu ülkeye emek sağlamış, emek üretmiş, bu ülkenin gelişimine katkı sağlamış şimdinin emeklilerine eğer katkı sağlamamız gerekiyorsa sağlarız. Fakat orada da bir sorun var. Daha sağlık çalışanlarının bu anlamda güvenlik tedbirlerini alamamış bir ülkeyiz. Sokağa çıkarttığınız öğretmenin, diğer kamu çalışanlarının güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Yani onların bu riske karşı karşıya kalmasını nasıl engelleyeceksiniz? Bu tür riskli çalışmalarla ilgili maalesef böyle plansız, programsız ve zorlama çalışmalar olduğunu görüyoruz. Genel merkezimiz, sendikamız genel merkezi, eminim diğer sendikalarda kamu çalışanlarının bu anlamda sorumlulukları olmayan işlere zorlanması noktasında koruyucu adımlar atacaklardır. Biz her şeye rağmen yine de ön cephede bu virüs belasıyla savaşan tüm görevlilere teşekkür ederek, emeklerine sağlık diyerek, yüreklerine sağlık diyerek noktalayalım isteriz. Evet, bakıyorum başka sorular var mı diye. Benim var da izleyenlerimizin var mı diye merak ettim. Ne yazık ki devlet güçsüz ve çaresiz hale getirdi. Gerçekten bir çözüm aranıyorsa kadrolu öğretmenlerin maaşlarından %5 veya 10 kesinti yapıp ücretli öğretmenlere aktarılabilir demiş Tayfun Karayel. Ayrıca gerçek dayanışma ancak böyle olur. Gezip tozmaya, giyinip kuşanmaya harcanan paralar dayanışmayla gelebilir.
Yani bu bir çözüm olabilir mi? Belki, ama sonuç itibariyle öğretmen niye kendi maaşından %5 kesinti versin ki? Güçlü bir devletimiz varsa eğer, yani bu çok daha ileri boyutlarda yaşanabilecek bir durum bence. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi bu öğrencilerimiz tamam bir şekilde öğrenmeye çalışıyorlar. Bu süreç böyle tamamlanacak, bitecek. Bu çocukların tabii yıl sonunda karneleri, işte o nasıl ayarlanacak, nasıl düzenlenecek, karne alabilecekler mi? O bir soru. Efendim mezuniyet durumunda olan çocuklarımız var. Yani işte özellikle liselerde biliyorsunuz bir mezuniyet törenleri, o günün yılda, yani ömrü boyunca bir kez yaşayabileceği özel günleri var. Bunların hiçbir tanesi şu anda görünüre bakılırsa eğer çok hayata geçecek gibi görünmüyor. Hani bunun bir de psikolojik boyutu var. Onlar nasıl tamir edilecek? Aysel Hanım, biraz önce yine değinmiştik ya, hani aileye rehberlik yapılması gerekir, hı-hı, çocuğa rehberlik, hı-hı, yapılması gerekir diye. İşte bu olağanüstü süreçler. Şimdi Sayın Bakan da, Milli Eğitim Bakanı da, biz de ilk defa karşılaştık böyle bir durumla. Evet, diyor. Kimse yani alışık olduğu bir durum değil. Yani bütün dünya sanırız. Yani son 100 yıl önce falan yaşanmış böyle, hı-hı, büyük, geniş bir alanda. Tabii pandemi, birçok pandemi örneği var yakın tarihte, ama bu kadar geniş bir alanı etki altına alan, evet, ve yaşamı çok hızlı, dünyada yaşamı tamamen felç eden, aynen, herkesi evine kapatan, 100 yıl önce bir örneği yaşandığı, hı-hı, söylenen örnek var. Dolayısıyla evet, herkes çok hazırlıksız. Kaldı ki 100 yıl önce yaşanmış örneğin uygulamalarını 100 yıl sonraya uyarlayamayız. Yaşam mümkün çok değil, değişti. Tabii ki. Bugünkü yaşam temposuna uygun önlemler almak gerekiyor. Evet, ama yapabileceklerinizde gecikmemiş olsaydınız bugün bu ihtiyaca cevap verdiniz. Ama gecikildiği için bugün bu ihtiyaca cevap verilemiyor. Beklentimiz şu. Beklentimiz şu. Eğitim programını en azından birkaç haftada, yani çok, hı-hı, uzun sürecek bir süreç çünkü öyle görüyoruz. En azından birkaç hafta içinde rayına oturtup öğrencilerin ihtiyaç duyduğu diğer alanlarla ilgili, yani yalnızca sınavda soru çıkacak derslerin bilgisini ezberletmeye yönelik değil de diğer, hı-hı, alanlarla ilgili eğitimlerini de verebilecek altyapı oluşturulsun. Aileye çocukla etkili zaman, onların öğrenmelerine, eğitimlerine katkı sağlayacak, nitelikli zaman geçirebilecekleri rehberlik hizmeti yapılsın. Yine çocuklara, öğrencilere bu durumu en azından belirli oranda tolere edebilecek, normalleştirebilecek rehberlik, hı-hı, hizmeti verilmesi gerekir. Mezuniyetler ne olacak? Evet, öğrencilere bu gerçeği açıklamak gerekir. Değil mi? Uygun yollarla açıklamak gerekir. Maalesef mezuniyetler olamayacak, öyle görünüyor. Evet. Yani öngördüğümüz şey bu. Mezuniyetlerin olması, lise mezuniyetlerinin olması, üniversite mezuniyetlerinin olması. Hı-hı. Üniversiteler de kapalı biliyorsunuz bu yıl. Yine veliler kademeler arasında geçişte de bunu bir mezuniyet olarak kabul edip, yani okul öncesi öğrencilerinin eğitimlerinin ilk aşamasını bitirmelerini bile belirli törenlerle, etkinliklerle, mezuniyet törenleri gibi törenlerle kutluyordu veliler. Özel günler haline getiriyordu, ama tabii maalesef bu yıl mezuniyet olamayacak. Karneler konusuna gelecek olursak, yani teknik olarak mezuniyet olacak mı olmayacak mı konusuna gelecek olursak, öğrencilerin mezun olabilmeleri ya da sınıf geçebilmeleri için birinci dönem ve ikinci dönem arasındaki notlarının, aldıkları sınav puanlarının belirli bir seviyede olması gerekir. Bu koşul var. Ortaokullarda, liselerde özellikle sınıf geçme ile ilgili yönetmelik maddelerinde. Bakanlığın buralarda bir düzenlemeye gitmesi gerekir. Bu yıla özgü sanıyoruz sınav alanları da yalnızca birinci dönemlerle, sınav sorumluluk alanları da birinci dönemde işlenen konularla sınırlı tutulacağı için sanırız yapabilecekleri şey birinci dönemle ikinci dönem arasındaki not transferini sağlamaktır. Ama bu da öğrenciler için ciddi sorunları ortaya çıkartabilir. Birinci dönem zayıf olan derslerini ikinci dönem telafi edebilme, düzeltebilme olanağı vardı. Eğer böyle ise bu öğrenciler notları aynı şekilde mi geçecek, yoksa genel bir af mı olacak? Doğrusu çok karmaşık bir konu. Bakanlığın yakın zamanda bununla ilgili bir açıklama yapmasını, bir çalışma yapmasını bekliyoruz. Uzaktan sınav yapma ihtimali de çok zayıf. Yani yapalım sınavları demeyi, evet, ihtimali yani de çok zayıf. Evet, yani üniversite sınavı da gündemde biliyorsunuz. Onda tarihi değiştirildi belki, ama sonuç itibariyle her şey muamma. Yani üniversite sınavı geçen Temmuz ayına alındı, ama, hı-hı, bakanlık lise giriş sınavını, evet, değiştirmedi. Değiştirmedi.
değiştirmedi. Hatta daha önce yapılması planlanan bursluluk sınavı vardı. Onu da 6 Haziran tarihine çekti, ilerletti. 7 Haziran'da da LGS'yi yapacağım diye öngörüyor. Yani bizi gördüğümüz bakanlık şartları olabildiğince zorluyor. Gerçi okulların tatil olacağı, kapatılacağı, önlem gereği kapatılacağı ilan edildiği sanırız 13 Mart tarihi değil mi? O tarihten 2 gün sonra bakanlık 10 binlerce, yaklaşık 80 bin öğretmenin katıldığı, okul yöneticisinin katıldığı bir sınav gerçekleştirdi. Yani bunu yaptılar. Şimdi de LGS'yi 7 Haziran'da yapacağız gibi bir öngörüleri var. Yani herkes hazırlığını böyle yapsın, şimdilik böyle yapsın, olabilecekmiş gibi yapsın diyor. Tabii şu önemli, yani belki görünen tablo bizi dönem dönem bu işin daha uzun vadede çözülebileceği fikrine yöneltiyor. Ama belki de bir bakarsınız, yakın tarihte hiç beklenmedik bir gelişme olur. Ve işler biraz daha normalleşmeye başlayabilir. İnşallah. Yani bunu umut ediyoruz tabii, en azından. Tabii. Olasılıklar dahilinde zaten tabii. Bu tespitler. Bütün dünya bunu umut ediyor. Tabii bilimsel çalışmalar nereye evrilecek, nasıl bir sonuç verecek, gözümüz kulağımız orada. Bu salgın bir şey daha gösterdi Aysin Hanım. Demek ki bilimden uzaklaşmamak gerekiyor. Yani bütün yatırımı bilime yapmak gerekiyor. İnsanlığın gelişimi için işte bilim, her alanda bilime yapmak gerekiyor. İşte eğitim bilimlerine de yatırım yapmak gerekiyor. Bakın bir kaos oldu. Öğrenciler okula gitmeyecekleri bir önlem almak zorunda kaldınız ve durup kaldınız. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz şu anda. Bir televizyon kanalı açıyorsunuz. O televizyon yetmiyor. EBA'ya desteklemeye çalışıyorsunuz. EBA yetmiyor. Uzaktan etkileşimli ders başlatacağız diyorsunuz. Sonra ardından diğer eğitim alanlarıyla ilgili içerikler de ekleyeceğiz EBA'ya diyorsunuz. Şu an ne yapacağınızı bilmiyor vaziyettesiniz. Neden? Çünkü zaten bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nı bilimsel bir akılla yönetmiyordunuz. Bir takım yapılanmış tarikatlar ve cemaatlerin onların kendi fikirlerine, siyasi düşüncelerine, öngörülerine göre öğrencilere neyi nasıl empoze etmek gerektiğine dair çalışmalarına öncelik vermiştiniz. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekten bünyesinde, şimdi bakın, olağanüstü bir halde Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir bilim kurulu oluşturuldu. Ama bu bilim kurullarının aslında tüm bakanlıklarda sürekli hizmet etmesi gerekir. Sürekli var olması gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bir bilim kurulu yok örneğin. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı da kendi bünyesinde eğitim alanında bir bilim kurulunu derhal hayata geçirip hiç lağv etmeyecek bir şekilde sürekli çalıştırması gerekirdi. Bunu beklerdik. Ama şimdi bakanın çok güvendiği ama yanlışlar da yapan bazı yapılar eğitimde içerik hazırlayıp yöntem buluyorlar. Söz sahibi konumunda. Tabii buralara yatırım yapmak lazım. Bunu sadece hani sağlıkta değil, ekonomide ve eğitimde de dediğiniz gibi bilim kurullarının bir an önce oluşturulup onların aldığı kararlar doğrultusunda yeni düzenlemelere gidilmesinde fayda var. Evet, sanırım aklımıza gelen konuları ya da gündemde olan sorunları konuştuğumuzu düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Böylesine bir olanağı sağladığınız için hem bize hem de velilere. Velilerimiz de çünkü herkes sorularını, ne yapacağını bilmiyor. Sorularına yanıt arıyorlar. Evet, çünkü bir bilinmezlik var. Onlar adına da teşekkür ederiz. Ben bir kez daha ön cephede savaşan, başta sağlık görevlisi arkadaşlarımız olmak üzere tüm emekçilere, bu süreçte katkı sağlayan, risk alan, bizler adına risk alan tüm görevlere bir kez daha hem minnet duygumuzu hem de teşekkürlerimizi iletmek isterim. Çok mersi, sağ olun. Evet efendim, haftanın ilk gününde Günaysın'ın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, dediğimiz gibi tekrar özür diliyoruz. Elimizde olmayan nedenlerden ötürü komşularımızın maalesef bizim ikazlarımıza kulak asmamalarından kaynaklanan durum için gerçekten sizlerden bir kez daha özür diliyoruz. Yarın sabah 10.30'da Günaysın'da yeni konuğumuzla tabii ki koronavirüsle mücadeleyi konuşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, esen kalın.